Afyon Bolu'dan Dere Karabağ köyünden Bayram Kılınç. Burada şu anda kamış örümü yapıyor. Sabah 6'da gelip akşam 4'te örüm yerinden çıkıyoruz. De Ebergölü diye geçer gölümüzün ismi. Orada arkadaşlar orakla tırpanla biçer. Patpatına traktörle buraya getirirler. Burada da işlentisini yaparız biz. Kasım'ın 15'inde başlar biçim. Mart ayında sona erer. Mart ayından sonra tekrar Kasım ayına kadar fininin yetişmesi için bekleme yaparız. Beklemeden sonra Orman Bakanlığı'ndan izin geldi. Kağıdımızı alırız, biçim kağıdımızı. Bu şekilde kesim yaparız. Bu şekilde ekmek kazanırız. Bu kolay basit bir şey değil. Teline, el yardımıyla, makine kesimleriyle beraber. Az sonra kesimlerinizi de göstereceğiz. Burada hep beraber kardeşliğine çalışıp ekmeğimizi almaya çalışıyoruz. Basit bir kolaylık yok. Ebergöl'ün çevresinde şu anda en az 6-7 bin kişi bu gölden ekmek yiyin. Sabah 5'te kalkıyı, hayvanını sahi, yemeğini yiyi, 6.30'da gider, saat 2.30-3'te gölden gelir. Yani dediğim gibi en az 5-6 bin kişi ekmek yer. Bu gölü de, gölün toprağını şu anda işlentiye aldılar. Temizlik amacıyla. Bu da bu sazın kökünü öldürüyor toprağı alıkına. Bu bir daha yetişmez toprağı aldığı zaman. Yani mümkünse buna da bir çare bulunmasını istiyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaları gerekir. Bu Bolvedin Ebergölü'nde turna balığı yetişirdi. Sazan balığımız yetişirdi. Bu şeklinde ekmek yerdik. Şu anda gölün 10'da biri var. Bütün hayvancılık sektörünü çökerttiler. Bu gölde hayvanımız su içiydi. Otunu biçiydik. Kamışını kesiydik. Hasır otunu kesiydik. Verasıyla bundan ettiler bizi. Şu anda devletimizden büyük yardım istedik. Bu Ebergölü yanlanırsa en az 7-8 bin kişi bu gölün etrafında ekmek yiyor. Sayın Cumhurbaşkanıma yardımcı olmasını isteyeyim. Yemeğimiz 55 bin lira adam başı. Burada kolay ekmek yok. Arın terimizi görüyorsunuz. Şu anda hayvancılık bitmiş. Yemin torbası olmuş 160 bin lira. Arpanın torbası olmuş 150 bin lira. Hayvancılık bitti. Tarımcılık bitti. Yani şöyle söyleyeyim. Biz de isteriz ki günlüğümüz 200 bin lira, 150 bin liraya gidip çalışmaya. Bayanlarımız tarlada çapa çapalıyı 60 bin liraya yövmeye. Sabah saat 5, akşam 4'te eve geleyim. Pancar çapası var. Ondan sonra haşkaş toplaması var. Aynen böyle saz örüyoruz. Sazlarımız Konya tarafına gidiyor. Bina üstünde çatı çamur yerine kullanırlar. İki sahada yakın sürüyor. O da 15 bin liraya yapılıyor. Emeğimiz, aldığımız emek. Bunu da bu vatandaş satın alıyor. Kesiyor. Bizlere ekmek veriyor. Şu anda gördüğünüz gibi 15-20 kişi ekmek kazanıyor burada. Bu şekilde kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Gölden kesim de basit bir şey değil. Suyun, çamurun içinde vatandaş sırtına sazı biçiyi, bir bağı 50 metre, 60 metre, 35 metre sırtına çekiyi patpatın yanına. Yani velhasıl diyeceğim, nereye gidersen git kolay ekmek yok. Allah abicimizin yardımcısı olsun. Benim söyleyeceğim bu kadar. Soracağınız bir şey varsa cevaplama hakkı veririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha,
bu kamışları dokutuyoruz, gölden getiriyoruz, kestiriyoruz. Bu arkadaşlar, ablalara dokutturuyoruz. Bunları isteyen vatandaşlara satıyoruz. Konya'ya, Aksaray'a, buralara gönderiyoruz. Bunlar binalarda, çatılarda kullanılıyor. Ondan sonra deniz sahillerinde kullanılıyor. Ay bu zor bir meslek bu. Kolay değil. Bundan akşama kadar 4-5 tane an gidiyorlar. On harcadan 50 lira. Gövmeyle 50 liraya çıkıyor. Biz Bolyada'nın etrafında kadınlar olarak biz evlerimizde değil bu işi yapıyoruz. Çalışa evimize ve ailemize katkıda bulunuyoruz. Önce bunu çekiyor. Bunları sarmadan zaten bunlar olmuyor. (Gülüyor)